Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu akşam 9 Ekim Uluslararası Komplosu'nun Sayın Abdullah Öcalan'a ve onun şahsında Kürt halkına dönük uluslararası komplonun günümüze yansımalarını konuşacağız. Tabii ağırlıkla da hukuksal boyutunu konuşacağız. Hukuksal boyutunu elbette siyasi boyuttan bağımsız düşünmek mümkün değil. Ama ikisini biraz da iç içe Asr'ın hukuk bürosu avukatlarıyla, Sayın Abdullah Öcalan avukatlarıyla konuşacağız. Sayın Avukat Mazlum Dinç, hoş geldiniz yayınımıza diyeyim. Ve yine Sayın Avukat İbrahim Bilmez, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Her ikiniz de uzun yıllardır süreci çok yakından takip eden hukukçu arkadaşlarımızsınız. İlk hemen Mazlum Bey'le başlayalım. Uluslararası komplo diyoruz. 23 yılı geride bıraktı, 24. yıla girdi. Doğrusu belki dünyada bu tür süreçlere baktığınızda bir öndere, bir lidere dönük en uzun süren komplolardan biri de denilebilir. Benzer örnekleri var. Şöyle genel anlamda siz bu 23 yıla baktığınızda komplo nereden nereye geldi, bugünkü tabloda onu nereye oturtabiliriz, ne denilebilir bu konuyla ilgili? Aslında şunu diyebiliriz, yani sonunda söyleyeceğimiz, başta söyleyeyim, uluslararası bu komplo, özellikle uluslararası birçok gücün, hegemon gücün dahil olduğu bu komplo amacına ulaşmadığını çok rahat bugünkü koşullarda anlayabiliyoruz. Ancak komplonun farklı boyutlarıyla devam ettirdiği de bir gerçek. Bunu açmak gerekirse uluslararası komplonun ilk başladığı döneme gitmek gerekiyor. Asıl amacı neydi, neden Sayın Öcalan hedef alındı? Yani bunları açıkça ortaya koymak gerekiyor. Ve bu sonrasında gelişmeler nasıl farklılaştı? Bu boyutuyla uluslararası komplo Sayın Öcalan şahsında aslında Orta Doğu'ya hegemon güçlerin müdahalesi Sayın Öcalan şahsında özgür iradeye dönük bir komployuydu ve Kürt halkına dönük bir saldırıydı. Onları tasfiye etme, sonuçta kendi kontrolünde olmayan hiçbir gücün Orta Doğu'da şekillenmesine izin vermedi bugüne kadar devletler ve örgütler boyutuyla. Sonrasındaki gelişmeler de bunu açıkça ortaya koyuyor. Uluslararası hegemon güçler kendi hizmetine sokamadığı, kendi denetimine alamadığı devletleri ya da diyelim ki örgütleri daha çok uluslararası tasfiyeye dönük bir politika izlemiştir. Sayın Öcalan'a yönelik de böylesi bir politikanın sonucu gelişmişti 9 Ekim. Tabii bu güçler, bu hegemon güçler öncesi Orta Doğu'ya geniş bir Büyük Orta Doğu dönem isimlendirmesi Büyük Orta Doğu projesiydi. İşte daha sonra günümüze kadar bu politikalar farklı bir şekilde sürdürülüyor. Şu an pratikte Suriye sahasında daha çok göz önünde. Bunlar müdahale için, kendileri için esas tehlikeyi Sayın Öcalan ve onun geliştirdiği hareketi kendisi için ciddi bir tehdit olarak gördüklerinden kaynaklı onu tasfiye ile birlikte buna başladılar aslında diyebiliriz, yani ilk hamle olarak. Çünkü Sayın Öcalan'ın bu komploya ilişkin değerlendirmesi de bu yönü. Ben onlar için oyun bozandım. Oyun bozan olduğum için, onların oyununu bozduğum için, halklar lehine bir politika sürdürdüğüm için, özgürlükten yana bir irade söz konusu olduğu için hedef alındım diyor. Gerçekten de böyle olduğunu süreç içerisinde de anlayabiliyoruz. Ancak Sayın Öcalan bu uluslararası komployla amacına ulaşmaması noktasında ağır tecrit koşullarına rağmen büyük bir irade gösterip çok ciddi politikalar geliştirip, yani bunu çözümleyip boşa çıkardı. Yani bunu söyleyebiliriz. Çünkü şimdi onlar, sizin anlatımlarınızdan yola çıkarak soruyorum. Mesela bu komployu en belirgin biçimde çökerten temel olgulardan biri Rojava'da elde edilen kazanımlar ve orada yaşanan gelişmelerdir diyebilir miyiz? Bunun için sordum, hatırlatarak izleyicilere de söyleyeyim. Aynen o şekilde söyleyebiliriz. Bugün çok büyük kitlesel gösteriler vardır Rojava'da. Gerçekten onca yıldır komploya dönük gösterileri takip ediyorum. Ve bugün ilk kez bu kadar büyük oranda büyük bir kitlenin katıldığını gördüm. Hele Afrin'de, Afrin'in o Şehba'ya yerleşen kesimlerinde, yani iğne atsan yere düşmez bir kalabalık vardı gerçekten. Doğrudur. Yani bu, yani bir yandan aslında bu uluslararası güçlerin, hegemon güçlerin bölgede farklılıkları, bir
çatışma sebebi olarak değerlendirip hakları birbirine düşüren, bunun üzerinden de kendi politikalarını, kendi çıkarlarını sürdüren bir politikası varken, buna karşılık da Sayın Öcalan'ın geliştirdiği, özellikle İmralı koşullarında geliştirdiği yeni paradigmayla sadece aslında Kürtlere dönük bir politika değil, artık aslında uluslararasılaşan bir önderlik pozisyonunu yakaladı. Yani tüm sorunlara derinlikli bir tarihsel çözümleme ve onun üzerinden bir geniş çerçevede çözüm önerileri geliştirebilen, çözüm projeleri geliştirebilen aslında günümüzdeki tek önderdir diyebiliriz. Bundan kaynaklı yansımasını halk nezdinde de buluyor. Bugün Rojava'da Sayın Öcalan 23 yıldır tecrit altında tutuluyor. Hatta en son işte 2015'ten sonra mutlak tecrit altında tutuluyor olmasına rağmen, tek kelime İmralı'dan çıkmasına izin verilmiyor olmasına rağmen hala halklar nezdinde çok ciddi sahipleniyor olması, sadece Kürt halkı nezdinde değil, Rojava'daki Arap halkları olsun, Hristiyan halkları olsun, bir bütünen dünyada aslında diğer sosyalist sol kesimler olsun, sendikalar tarafından olsun sahipleniliyor olması, bu aslında bu komplonun amacına ulaşmadığını, Sayın Öcalan'ın fikriyatıyla geliştirdiği paradigmayla, İmralı'daki yürüttüğü mücadeleyle bu komplonun başarıya ulaşmasını engellediğini ortaya koyuyor. Peki. Sayın Bilmez, sizinle devam edelim. Şimdi aslında Sayın Dinç bir şekliyle uluslararası komplonun nasıl yaşama geçirildiğini ve ne biçimde çöktüğünü gösterdi. Ancak bu komployu yaşama geçirenler, gerçekleştirenler hala ciddi bir şekilde sessizliğini koruyor. Yani bu sessizlik aynı zamanda da Türk Devleti'ne destek anlamına da geliyor. Bunu neye yorumlamak lazım? Yani Orta Doğu'da çöktü, politikaları Rojava'da çöktü, işte Türkiye'ye dönük destekler üzerine yarattığı politikalar çöktü, DAEŞ ile ilgili çöktü ve tüm bunların temelinde de aslında komplodaki rollerinin, uğursuz rollerinin ortaya çıkardığı sonuçlar var. Bunu nasıl yorumlamak lazım sizce? Bu sessizliğin temelinde çok açık bir sebep var. Bu da suç ortaklığıdır. Yani 99'a dönüp bakarsak o komplo sürecine bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani neredeyse dünya siyasetine yön veren güçlerin tamamı Sayın Öcalan'ın karşısında birlik haline gelmişti. Bütün uluslararası hegemonik güçler. Bunun içinde ABD de vardı, İngiltere de vardı, İsrail de vardı. Almanya gibi birçok Avrupa'dan devlet vardı. Daha sonra işte zaten Yunanistan'ın payı vardı. Kenya dahil oldu. Rusya vardı işin içinde. Yani neredeyse söylediğim gibi kalbur üstü bütün devletlerin bir rolü vardı. Neden Sayın Öcalan'ı istemiyorlardı? Mazlum arkadaşımız az önce açıkladı. Kendileri şimdi tehlike olarak görüyorlardı. Onun düşünce sistematiği, önerdiği alternatif sistem, model onlar için tehlikeydi. Kapitalist moderniteyi zorlayacak, halklar tarafından kabul edilebilecek, çözüm olarak görülebilecek önerilerdi bunlar. Bu yüzden tehlikeli görünüyorlardı. Ve onlar için Orta Doğu'da oluşturulmuş statüko çok önemliydi. Bu statükonun temelleri ta 20. yüzyılın başlarında atılmış bir statükoydu. 1921'de yanılmıyorsam Kahire'de yapılmış bir kongre vardı. Orada çıkan sonuçları hala yaşıyoruz. Buna göre bölgede ulus devletler oluşacak. Kürdistan zaten dört parçaya bölmüş durumdaydı. Kısaca böl yönet politikası diyebiliriz biz buna. Bu şekilde Orta Doğu'daki ülkeleri, devletleri, toplumları sorumlu bir şekilde bırakarak kendilerine bağımlı hale getiriyorlardı. Kullanıyorlardı. İşte bu gerçeği gören Sayın Öcalan buradan çıkış olarak düşünceler ortaya attı. Bu da tabii ki onları rahatsız etti. Komplo da bu yüzden gelişmişti. Bugün komplonun tecrit olarak devam etmesinin temelinde de aslında bu yatıyor. Tecrit bu statükoyu koruma kaygısı yatıyor. Belki şunu da sorayım. Yani ben 33 yıldır gazeteciyim ve bu 33 yıllık süre içerisinde Kürt hareketinin önde gelen kadrolarını ciddi anlamda çok yakından takip ettiğime de inanıyorum söylemleriyle, evet, sözleriyle. Çünkü belirleyici. Sayın Duran Kalkan geçtiğimiz gün yine Medya Haber'de yayınlanan bir programda aslında bu uluslararası komployu gerçekleştirenlere dönük önemli bir çağrıda bulundu. Ne kadar karşılığını kamuoyunda gördü şimdiden belki tespit etmek mümkün değil ama önemli bir çağrıydı. Açıkça dedi ki başarısız oldunuz, bunun öz eleştirisini verin ve peşinden de ekledi. Yani biz de hareket olarak üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız. Yani bir şekliyle başaramadığınız işten sonra haksızlığınızı ve
çözümsüzlüğünüzü kabul edin, öz eleştirisini verin ve yeni bir sürece evrilsin bu tablo dedi. Bu çağrı üzerinden değerlendirdiğinizde uluslararası güçlerin böylesi bir yaklaşım geliştirmesi mümkün mü? Ya da bu çağrı cevap alır mı, yanıt alır mı? Aklın yolu bir, aslında olması gereken şey budur. Çünkü Orta Doğu'daki çıkmazı hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Yani Suriye'nin durumu ortada, İran hedefte, Türkiye ve Kürdistan durumu da ortada. Türkiye'de yaşayan herkes bunu iliklerine kadar hissediyor artık her açıdan, ekonomik anlamda, özgürlükler açısından. Fakat bu komplolar olan ülkeleri rahatsız eder mi, etmez mi? Bu tartışılabilecek bir konu. Yani bunun böyle olması zaten onların işlerine geliyor aslında. İşlerine geliyor çünkü kendi egemenliklerini böyle sürdürüyorlar. Bu çatışmalardan besleniyorlar. Ve dediğim gibi komplonun yapılma sebebi de buydu. Keşke bu hatayı görseler ve geri adım atsalar. Orta Doğu'da Kürt meselesini demokratik, barışçıl yollarla çözümün önünü açsalar. Bu mümkün olsa. Fakat dediğim gibi bu bir çelişki aynı zamanda. Yani bu Rojava'ya dönük yaklaşımların değişmesi böylesi bir tablonun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Rojava'da oluşan yapı bir güç haline gelirse, ki gelmeye başladı. Uluslararası güçler bunu görmezden gelemiyorlar. Buna göre pozisyon alıyorlar. Bu çok net. Rusya'sı da böyle. ABD'si de böyle. Fakat dediğim gibi bu tür devletler için kendi menfaatleri her zaman ön plandadır. Kendi menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Sayın Öcalan'ın hedef olmasının ve bugün tecrisinin devam etmesinin de altında yatan şey aslında budur. Yani kendileri için tehlike olarak görüyorlar. Oysa bu kendileri için tehlike olarak gördükleri şey Orta Doğu halklarının, Kürtler, Türkler, Araplar ve diğer bütün etnisitelerin lehine olan bir durumdur. Çünkü herkesin, bütün toplumların kazanacağı bir öneri yapıyor Sayın Öcalan. Meselelerin barışçıl yollardan, demokratik yollardan çözümü, ulus devletlerin yarattığı problemlerin giderilmesi, hepsinin çözümünü Sayın Öcalan savunmalarında önerdiği paradigmayla veriyor aslında. Evet. Peki, aslında uluslararası güçlerin, kendi siyasetlerin çökmesinden söz ediyoruz ama diğer taraftan da şunun farkındayız. Yani uluslararası güçlerin bu komplodaki rolü neyse, gardiyanlık görevi verdikleri Türkiye Devleti'nin rolü belki onun 10 katı. Yani özellikle İmralı'ya dönük sistemden de bunu anlamak mümkün. Şimdi İmralı sisteminin, siz birçok kez dediniz, iç hukukta bile aslında karşılığı yok. Peki nedir bu gerçekten iç hukukta bile karşılığı olmayan bir sistemi bu kadar rahat ve pervasızca orada uygulayabiliyorlar? Ya da gerçekten iç hukuka uydurdular mı, biz bilmiyorsak yeni bir şey mi var bu konuyla ilgili? Aslında yani Sani Öcalan'a dönük yaklaşım, yani onun şahsında Kürtlere dönük bir yaklaşım olduğundan kaynaklı, aslında 100 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığımızda yasalarda Kürtlerin isminin hiçbir yerde geçmediğini göz önüne aldığımızda Kürtlerin liderine de yaklaşım bu temelde gelişti. Hiçbir şekilde yasa, var olan geri yasalarında dahi uygulamadıkları, tamamıyla hukuk dışında bir alan yarattılar İmralı'da. Ve bu şekilde yaklaşımları hala sürüyor. Yani hiçbir temel hakkın tanınmadı. Uluslararası sözleşmelerin tanındığı, temel hakkın dahi Sayın Öcalan'a tanınmadığı bir sistem yarattılar. Aslında bunun dünyada buna benzer sistemler var. Aslında ilk, aslında çarpıcı örneği İmralı'dır. Ama dünyaca böyle tepkiye yol açmış bariz örnek olduğu için dönem dönem biz proto Guantanamo diyoruz. Yani biraz belki onun üzerinden uluslararası gündeme ya da uluslararası kamuoyun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Guantanamo herkes tarafından ciddi bir tepki topladı. Neydi Guantanamo'nun özelliği? Amerika Devleti'nin kendi toprakları dışında kurduğu ve hiçbir hukukun geçerli olmadığı, tamamıyla işkence üzerine kurulu, irade kırma üzerine kurulu bir sistemdi. Aslında bunun ilk örneği, ilk adımı ve Amerika'nın dahiliyetiyle oluşturulmuş olan İmralı sistemidir. İmralı sistem. Ama Amerika kendi hukukunu çalıştırmamak için kendi toprakları dışında tabii kuruyor. Bir istihbarat adası. Türkiye kendi toprakları içerisinde kurmuş. Yani kendi hukukuna uymak durumunda. İşte ona rağmen uymuyor. Yani böylesi bir sistem yarattı. Yani bunun kuruluşuna gidecek olursak komplonun aslında nasıl kapsamlı olduğunu da görmüş oluruz. 15 Şubat'ta biliniyor, yani Sayın Öcalan esir alınıp Türkiye'ye getirildi. Ama İmralı sisteminin inşa edilmeye başlangıcı 4 Şubat'tadır. 4 Şubat'ta Amerika'nın
CIA'nin katılımıyla Türkiye'de bir toplantı yapıldıktan sonra İmralı'da hazırlıklar başlandı. Onun öncesi sivil bir ada, açık cezaevinin olduğu sivil bir adadır. Herkesin gidebildiği. Ondan sonra hazırlıklar yapılıyor. Böylesi bir alan yaratılıyor. Askeri yasak bölge ilan ediliyor. Bu tamamıyla boşaltılıyor. Ve tek mahkumunun Sayın Öcalan olacağı tarzda bir sistem aslında belki hala açıklanmış değil ama bu ileride belki açıklanır. Uluslararası gizli sözleşmeyle kurulmuş bir adadır. Yani bu tüm pratikler bunu gösteriyor zaten. Bunun bir bilgiye dayalı olarak mı yani yoksa bir kanaat olarak mı 4 Şubat'taki toplantı o dönemin basına da yansıyan ve dediğimiz gibi 15 Şubat'tan önce sonuçta o hazırlıklar yapıldı. Bunlar tamamıyla bilgi zaten. O toplantı sonrası bu tür gelişmelerin yaşanmış olması. Böylesi bir şeyin olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yani Sayın Hocam da bu konuda beyanlar var. Yani ben, ilk İmralı'ya gittiğinde orada mesela yabancı dille konuşan insanların olduğunu da söylüyor. Yakından takip ettiğim için söylüyorum. Mesela çok şey konuşuluyor bu konuda. Ece'yi bize verdiler ama niye verdiler anlamadık dedi soruları aklı başına geldiğinde. Şimdi acaba oradaki anlaşmada başka sonuçlar da var mıdır? Bunu uluslararası aktörler tutup bu sonuçlara ilişkin Türkiye üzerinde bir yaptırımı uygulayabilecek güce ve olanaklara sahip midirler diye de bir şüphe oluştu. Ben de oradan sordum ben. Söylediğimiz tüm bunlar, bunların olduğunu yani bu uluslararası bir sözleşmenin yani yine bu uluslararası güçlerin komploda yer alan güçlerin de bu sistemin devam ettirilmesinde de rolün olduğunu ortaya koyuyor aslında. Ama bunun İmralı'da bir de şöylesi bir boyut var. Bu sözleşmelere bilgiye ulaşma noktasında şu an tabii ki imkanlar yok. Yani bırakalım bunu. İmralı'nın iç yönetmeliğini dahi biz ulaşamıyoruz avukatları olarak. Böylesi bir kara kutu yani hiçbir şekilde hiçbir şeffaflığın olmadığı yani mevcut şu anda mahkeme kararları alınıyor. Mahkeme kararlarının dahi avukatlara tebliğ edilmediği yani kendi yasalarını tanımayıp çiğneyip mahkeme dosyalarının dahi yasada gizlilik diye bir şey olmamasına rağmen avukatlarına verilmediği bir sistemden bahsediyoruz. Ondan kaynaklı bu tür sözleşmeler ya da mesela anlaşmaların ulaşmamız bugünkü koşullarıyla hala mümkün değil ama tüm bu bilgiler bunu doğruluyor zaten ve devamındaki bu tecride karşı hala bu güçlerin sessiz kalıyor olması, tüm bunlar onların ortaklığının sürdüğünü ortaya koyuyor zaten. Evet, yine aslında İmralı ile devam ederim ama ondan sonra uluslararası boyutuna değiniriz. Doğrusu 2015'ten sonra da çok belirgin bir biçimde yani Kürt toplumunda savaş, ya da Kürt siyasi hareketiyle ağırlaştırılmış bir savaş dönemine girince tecrit de aynı boyutta devam etti. Yani 2015'in Nisan ayından sonra çok daha sistematik bir tecrit politikası ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürüldü. Kısa bir dönem açlık grevleriyle bu aşıldı. Ama ondan sonra tekrar aynı yol ve yöntemlerle, aynı yaklaşımlarla sürdü. Bu ağırlaştırmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani konuyla ilgili gerçekten çok bilmediğimiz spesifik ayrı bir şey var mı politika olarak? Çünkü hukukla da izah edilen bir durum değil ne yazık ki. Gerçekten hukukla izah edilebilecek bir durum değil İmralı'daki tecrit. Hatta artık şunu söyleyebiliriz. Yani gerçekten dünyada eşi benzeri görmemiş bir uygulamadır İmralı'daki tecrit uygulaması. Az önce Guantanamo'dan mesela bahsedildi, konuşuldu. Ama İmralı bunların hepsini aşan bir uygulama, bir pratik. Aslında Sayın Öcalan bir hükümlü olarak görülmüyor. Yani Türkiye'deki cezaevinde kalan herhangi bir işte yasalara tabi, CMK'ya, infaz yasasına tabi bir hükümlü olarak tutulmuyor. Sayın Öcalan değerli bir rehine olarak tutuluyor adeta. Ve ona göre muamele görüyor. 99'dan beridir de böyledir. Yani değerli rehineyi açmanız lazım ama. Evet yani şimdi devlet Sayın Öcalan'ın rolünü çok iyi biliyor. Kürt meselesinin çözümünde neler yapabileceğini, gücün neye yeteceğini, yapmak istediklerinin ne kadar makul olduğunu çok iyi biliyor. Bu anlamda değerli bir aktördür Kürt meselesinin çözümünde. Devlet bunu çok iyi biliyor. Ve aynı zamanda da sıradan bir hükümlünün sahip olduğu haklara bile sahip olmadığı için rehine tabirini kullandım. Yani rehine olmasa, o gözle bakılmasa, o şekilde tutulmasa avukatlarıyla görüşebilmeli, ailesiyle görüşebilmeli, bir telefon hakkından yararlanabilmeli, ne bileyim bir gazete okuyabilmeli, kitap verildiğinde istediği kitaba ulaşabilmeli,
ne bileyim mektup yazabilmeli, mektup alabilmeli, bunların hiçbirisi yok. Yani dünyada artık şunu çok rahat iddia edebiliriz. Sayın Öcalan'ın kaldığı koşullarda kalan başka kimse yok. Yandaki 3 müvekkilimiz daha var şu anda. Onlar da oraya gittiklerinden beri o pozisyondalar. Fakat daha önce Fethi Bir cezaevlerinde kalıyorlardı. Ki İmralı Hapishanesi de Fethi Bir cezaevi kağıt üstünde. Ama bu saydığım hakların hepsine yaralanabiliyorlardı. İmralı'ya gidince onlar da rehine pozisyonuna düşmüş oldular adeta. Ağırlaştırılmış müebbetin tırnak içerisinde hiç hukukta bu tür uygulamalarda karşılığı ne Türkiye'de? Bu gelen yani İmralı bağlamında da sormayayım genel anlamda. Bahsettiğimiz diğer 3 müvekkil üzerinden söyleyeyim yine. Onlar daha önce Fethi Bir cezaevlerindeydi, hapishanelerdeydi ve onların da cezaları aynı ağırlaşmış müebbet. Fakat onlar o zaman telefonla görüşebiliyorlardı. Avukatlarıyla istediği zaman görüşebiliyorlardı. İstedikleri zaman mektup yazabiliyorlardı. Şu anda da diğer hapishanelerdeki ağırlaşmış müebbet ceza alan insanlar, müvekkillerimiz de var işlerinde. Onlar da yine aynı şekilde bu haklarına yararlanabiliyorlar. Ama İmralı'da böyle bir şey yok. İmralı bir keyfiyet adası. Hukukun hesi bile yok. Bunu her zaman söylüyoruz. Ve tecrit de bu keyfiyetten dolayı her geçen gün daha da ağırlaştı. Yani 99'dan bugüne geldiğimizde hiçbir zaman iyiye doğru gitmedi. Ve devlet Kürt meselesinde uyguladığı politikalara paralel olarak tecritin dozunu arttırıp azalttı zaman zaman. Bunu da gördük. Mesela çözüm süreci, tırnak içinde çözüm süreci denen süreçte mesela heyetler gidip Sayın Öcalan'la görüşebiliyorlardı. Fikirleri kamuoyuna yansıyabiliyordu. Fakat o dönem avukatlar gidemiyordu. Zaten avukatların bir çoğunluğu o zaman tutukluydu, hapisteydi. Fakat hükümet çeşitli sebeplerle, belki seçim hesabıyla ya da başka sebeplerle bu süreci bozduktan sonra, bitirdikten sonra tecrit daha da ağırlaşarak geri geldi. Bugün öyle bir noktaya geldik ki biz müvekkilimizden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Yani müvekkilimizin Sayın Öcalan'ın ilerlemiş bir yaşı var. Çeşitli kronik rahatsızlıkları var geçmişten gelen, bunları da biliyoruz. Fakat biz müvekkilimizin sağlık durumu nedir bunu bile öğrenemiyoruz. Tecritin geldiği nokta bu nokta. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Her hafta başvuru yapmamıza rağmen hiçbir şekilde cevap alamıyoruz bu başvurularımıza. Bunun üzerine mektup yazarak ulaşmaya çalışıyoruz. Böyle düzenli olarak 2 haftada, 3 haftada bir mektup yazıyoruz. Fakat bunların da ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla Sayın Öcalan'a mektup yazıyoruz. Yazıyoruz, gönderiyoruz. İadeli, taahhütlü bir şekilde. Fakat ulaşıp ulaşmadığını öğrenemiyoruz. Taahhüt bilgisi geliyor mu? Gelmiyor. O da yani, gelmiyor. Bazen Mudanya'daki PTT'ye ulaştığına dair bir şey geliyor. Fakat o Sayın Öcalan'a ulaştığına dair bir delil yani olmuyor. Sonuçta karşı taahhüt gelmesi lazım. Gelmezse evet. Mektubun iade olması lazım. Evet, mektup da iade gelmiyor. Ulaşıp yani ulaşmanı da öğrenemiyoruz. Cezaevlerinde şöyle bir uygulama var mektuplar açısından. Yani verilmediğinde dahi infaz hakimliği kararı alır. Yani bu kararı ulaştırır. Bu kararı taraflara ulaştırır. En azından itiraz hakkın vardır. Bir denetim olmuş olur yani o mektuba dair. Ama dediğimiz gibi o kadar ki hukuk alanı dışında itilmiş, yani hukuk dışında bırakılmış ki yani hiçbir denetim de söz konusu değil. Yani hukukun ya da farklı bir kurumun. Bu ileride farklı bir süreç işlediğinde bunun üzerinden bile yani korkunç suçlar işlendiği açığa çıkar. Yani çok basit sıradan gibi görünür ama aslında ciddi bir suç. Tabii hepsi aslında o kadar böyle yasalarını böyle yüceltiyorlar. Yasalara göre bugün bu kadar insanı terörist ilan edebiliyorlar. İşte yasaları çiğnedikleri iddiasıyla bu kadar insanlara yönelebiliyorlar. Ama o kendileri söz konusu Sayın Öcalan olduğunda kendileri rahat bir şekilde o yasaları ayakları altına bunun alabiliyorlar. Peki, yani. Türkiye kamuoyunun bir şekilde ırkçılıkla, Kürt düşmanlığıyla beslenmiş olmasının bu uygulamaları bu kadar rahat yapabilmelerinde payı var mı? Kesinlikle. Ya da işte belki de Türkiye'de muhalefet olup ama söz konusu Öcalan olunca farklı düşünmeyen kesimlerin tutumlarının payı var mı? Bunlar kesinlikle var. Kesinlikle var. Bunu zaten çeşitli platformlarda dile getirdik daha önce de. Mesela 2004 yılında Türkiye'de yasalar değişti. Ceza infaz kanunu, CMK gibi yasalar değişti ve bu yasalarda Sayın Öcalan'ın hedeflenerek bazı maddeler getirildi, konuldu. Mesela avukat yasaklama müessesesi. Mesela avukatla müvekkilin görüşmesine bir devlet yetkilisinin girip bu görüşmeyi izlemesi, hatta yasada yer almamasına rağmen kasetle kayıt altına alınması gibi uygulamalar Sayın Öcalan hedeflenerek getirildi. Yani bir şahsa özgü kanun çıkarıldı. Hukukta temel bir prensiptir. Şahıslara özgü yasa çıkarılamaz. Ve bunun tartışmaları o dönem meclise de yansıdı. Orada milletvekilleri de konuştular. Muhalefet milletvekilleri hatta
şey demişlerdi, yasanın ismini de Öcalan yasası koyalım bari diyenler bile olmuştu. Kimse sesini çıkarmadı, kimse itiraz etmedi. Ne hukuk çevreleri ne de sivil toplum. Çünkü sadece Sayın Öcalan'a uygulanacağını biliyorlardı ki uzun sürede öyle oldu. Sadece Sayın Öcalan'a uygulandı ve yasa yürürlüğe girdiği tarihte İmralı'da uygulandı. Yani yanılmıyorsam 1 Haziran 2014 olması lazım. İmralı'da hemen yapılan ilk görüşmede bir devlet görevlisi geldi, oturdu ve görüşmeleri kayıt altına almaya başladı. Yine avukat yasaklanması hemen uygulandı. O dönem yine yanılmıyorsam 12 ya da 13 tane avukat yasaklandı. Hakkında yargılama varsa siyasi davalardan yasaklanabiliyorlardı. Ama tarif edilen kişi Sayın Öcalan'dı yasada. Bunlar hemen uygulanmaya başladı ve uzun sürede Sayın Öcalan'a uygulandı. Fakat 2015'e geldiğimizde, bu 15 Temmuz tırnak içinde darbe girişiminden sonra hükümet bu darbeyi Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirip bütün muhalefeti tasfiye etmek için kullanmaya başlayınca birden bu yasalardaki maddeleri de hatırladı ve bütün muhalifleri uygulamaya başladı. Avukat yasaklamadır, ondan sonra görüşmeden kayıt altına alınmasıdır. O zaman insanlar canhıraş bir şekilde seslerini çıkarmaya başladılar. Canhıraş. Türkiye yasalarında böyle bir uygulama mı var dediler. Nasıl avukat yasaklanır? Nasıl müvekkil vekil görüşmesi dinlenebilir? Ama vardı. Yasalara konmuştu 2004'te ve kimse sesini çıkarmamıştı. Çok yaygın bir şekilde İmralı'daki hukuk aynı su üzerine damlatılmış bir yağ gibi, yağ damlası gibi bütün Türkiye'ye yayıldı. Her tarafta uygulanmaya başladı. Peki. Buradan biraz uluslararası hukuka geçmek istiyorum doğrusu Mazlum Bey'le başlayalım. Bir 2014 kararı var. Aslında çok önceden alınmış bir karar ama nedense belki son 5-6 aydır daha çok gündem olmaya başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Doğrusu bu karar ne anlama geliyor? O günden bugüne bu karar niye böyle bu kadar sürüncemede kaldı ya da kamuoyunda ya da hatta Kürt kitlesinin, Kürt siyasetinin kendisinde de çok fazla bir etki görülmedi gibi. Sanki ben öyle düşünüyorum. Yani en azından onca yıldır son 6 ayda bunun gündemde bu kadar yoğun olduğunu görüyorum. Öncesine dönük doğrusu çok etkili bir şey hatırlamıyorum. Nedir bu karar? Onu belki izleyicilerimizin de algılaması için ama bir de doğrusu kararı da anlamak için. Bu karara geçmeden önce aslında bu uluslararası mahkemelerin özellikle kararlarının uygulanmaması, insan hakları mahkemelerinin kararlarının uygulanmaması ya da AYM'nin kararlarının uygulanmaması boyutuyla da biraz değinmek istiyorum. Evet. Çok gündem oldu Türkiye'de. Aslında buna maruz kalan Sayın Öcalan'dı. Ta işte 2003'lere gitmek gerekiyor. Sayın Öcalan bugün tutsaklık koşulları dahi yasaya göre değil. Yani uluslararası sözleşmelere uygun bir tutsaklık koşulu yok. Yani niye? Yani güvenlik hakkının elinden alınabilmesi, güvenlik özgürlük hakkının elinden alınabilmesi için meşru, uluslararası sözleşmelerde meşru olarak görülen tek yol bağımsız, tarafsız bir mahkeme tarafından yapılmış adil bir yargılanma sonucunda bir mahkumiyet varsa. Aynı bu şekilde tarif edilmiş. Varsa meşru görülür. Sayın Öcalan'da bu bile söz konusu değil. Yani 23 yıldır tutuluyor olması dahi bir meşruiyeti yok aslında. Çünkü AİHM bunu tescil etti. 2003 yılında karar aldı. Dedi ki bağımsız, tarafsız bir mahkemede yargılanmamıştır. Adil bir şekilde yargılanmamıştır. Çünkü hakikaten de öyleydi. Yani prosedürel bir mahkeme yapıldı ve bilinçli bir şekilde 29 Haziran'a denk gelecek şekilde idam kararı alınmıştı. Yani dolayısıyla adil yargılanmadığı kararı dahi o dönem uygulanmadı. Türkiye tarafından uygulanmadı. Avrupa dahi bu kararının ardında duramadı. Yani adil yargılanmadığı kararı almasına rağmen bunu Türkiye'ye uygulatma noktasında... Bir hukuk kararı mıydı Avrupa? Tabii. Yine aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karardı. Ve bundan kaynaklı da hiçbir yaptırıma maruz kalmadı Türkiye. Bu hukuksuzluk yine aynı şekilde devam ettirildi. O dönemki idam cezası daha sonra çıkartılan ve Sayın Öcalan'a özgün çıkartılan ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis şeklindeki hapis cezasında dönüştürüldü. Ve bunda da ölünceye kadar, yani bu kavram yasaya konuldu, ölünceye kadar cezaevinde kalacağı şeklinde bir düzenleme getirildi. O dönem zaten başvuru yapmıştık 2003'te. Bu cezanın insanlık onuruyla bağdaşmayacak bir ceza olduğu, kabul edilemez olduğu, insanların umut hakkına ihlali olduğu, işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinin ihlali anlamına geldiği şeklinde bir başvurumuz vardı. Bu başvuru tabii daha farklı 4 dosyayla birlikte
11 sene sonra karara bağlandı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. 4 farklı yani, tutsak hakkında değil mi başvuru yapılmıştı? İlk önce Sayın Öcalan hakkında karar. İlk Sayın Öcalan, ondan sonra daha sonra 2015'te Hayati Kaytan, 2016'da ve 2018'de diğer iki tutsak yönünden de kararlar alındı. İşte ağırlaştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu başvurumuzu haklı gördü ve bu cezanın, yani ölünceye kadar cezaevinde kalma şeklindeki cezanın insanlık onuruyla bağdaşmayacak bir ceza olduğunu, yani işkence maddesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesinin işkence maddesinin ihlali olduğunu tespit etti. Bu karar daha sonra Büyük Daire tarafından da onaylandı. Ama bu karar 18 Mart 2014'te alınmış olmasına rağmen 7 yıldır bu karar uygulanmıyor Türkiye tarafından. Ve uygulanması noktasında karardan bir çaba da söz konusu değil. Tam olarak Türkiye'den ne isteniyor, Türkiye neyi yapmıyor? Türkiye'den şu isteniyor, mevcut infaz rejimini değiştirmesi, yani bir kişiye ölünceye kadar cezaevinde kalacaksın diyemezsin. Belli bir süreden sonra ve belli aralıklarla infazını, yani cezaevinde kalma koşullarını gözden geçirmen gerekiyor. O kişinin özgürlüğüne kavuşma umudunun olması gerekiyor diyor yani. Karar resmen bunu söylüyor. Bu Avrupa'da standarta kavuşturulmuş bir şey. Tabii. Yani bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesine dayalı bir dediğimiz gibi bir durum. Çünkü işkence, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. maddesi sadece fiziki işkence yasaklamıyor. Aynı şekilde insanlık onuruyla bağdaşmayacak cezaları da uygun görmüyor, yasaklıyor. Yani tamamıyla, yani istisnasız bir şekilde, hatta kararda da bu şekilde ifade ediliyor. İstisnasız bir şekilde bu maddenin geçerli olacağı, o açıdan Sayın Öcalan'ın da yani böylesi bir cezaya maruz kalması, ölünceye kadar cezaevinde kalacaksın şeklindeki bir müddetname düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğunu, düzenlendiği andan itibaren o hakkının ihlal edildiğini söylüyor. Yani belli bir sürenin geçmesi gerekmiyor. Ondan kaynaklı, tabii bu kaynağını neyden alıyor bu söylediğimiz durum? Bir mahkeme kararıyla giderilebilecek bir hukuksuzluk, bir hak ihlali değil. Türkiye yasalarına özellikle Sayın Öcalan düşünülerek girmiş bir müessese, ağırlaştırılmış müebbet hapis. Yani bu infaz rejimi. Bilindiği gibi, yani tüm kamuoyu bilir. Yani aslında Türkiye'de fiili olarak cezaevinde kalma, Sayın Öcalan 99'da Türkiye'ye getirildiğinde fiili olarak cezaevinde en uzun yatanlar 20 yıl yatmıştır. Yani 91 TMK'sı ile birlikte İdam cezası alanların 37 ya da 36 yıl şeklinde infazın yapılacağı şeklinde ağır bir düzenleme getirilmişti yine Kürtlere özgün bir şekilde, ama yani sürekli Türkiye'de yasalar, infaz yasası değişirdi ya da özel aflar, genel aflar getirtilirdi. Ama fiili durumda 20 yıldan fazla cezaevinde kalan hiçbir insan yoktu. Evet. Hiçbir tutsak yoktu. Sayın Öcalan getirildikten sonra zaten Sayın Öcalan'a özgün yasalar çıkartılarak hem cezalar ağırlaştırıldı hem de infaz şekli ve infaz rejimi bir bütüne ağırlaştırıldı. Bu şekilde düzenlemeler getirildi. Bu infaz rejiminden kaynaklanan bir hak ihlali olduğu için, yani yasal bir dayanağı olduğu için yasanın değişmesi gerekiyor aslında. Türkiye bu yasa maddelerini değiştirmesi gerekiyor. Hukuk ihlali de isterseniz Sayın Bilmez'le konuşalım. Aslında Sayın Dinç'in anlattıkları çok açık bir şekilde bir hukuk ihlalini gösteriyor. Yani kendi hukukuna da uymuyor ama diğer taraftan uymakla mükellef olduğu Avrupa hukukuna da uymuyor. Bir hukuk ihlali yapıyor. Bu hukuk ihlalini nasıl değerlendirmek gerekir? Belki Sayın Dinç'in kaldığı yerden de evet, siz devam edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü önemli bir mesele. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye yasalarına hiçbir farkı yok. Hatta daha üstün bir durumdadır. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da böyledir. Bir karar vermişse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye uymak zorundadır buna. Ve bu kararların uygulanmasından da, bu uygulanıp uygulanmadığını izlemek de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bir görevidir. Bizim muhatabımız o yüzden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ydi. AİHM'in bu kararlarından sonra. Aslında Türkiye kendi içerisinde Sayın Öcalan özellikle söz konusu olduğunda, Kürtler ve özellikle Sayın Öcalan söz konusu olduğunda hukuku hiçbir zaman uygulamadı. 99'dan bugüne kadar uygulamadı, uygulamıyor. Biz bizzat bunu yaşıyoruz Sayın Öcalan avukatlar olarak.
Yani 99'dan bugüne kadar belki bir istisnai olumlu karar aldık. Onun dışında bütün başvurularımız hep gerekçesiz bir şekilde reddedildi, hukuka aykırı bir şekilde. İstisnai sadece olan bir gerekçe bildirmeleri. İstisnai olan şuydu, Sayın Öcalan'ın olması gereken bir karardı zaten o. Bir savunmasına, AHİM'e sunduğu bir savunmasına ilişkin bir karardı. Bu kitap olarak yayınlanmıştı Türkiye'de. Ve bir yerel mahkeme yasaklamıştı bu kitabın toplatılmasına karar vermişti. Biz de iş hukuk yollarını tüketip Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştık ve Anayasa Mahkemesi de ilk defa hukuka uygun, son derece mantıklı bir karar vermişti ve Sayın Öcalan'ın düşüncelerini bu şekilde ifade etmesinin düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu ve herhangi bir suç unsuru da içermediğini, bu yüzden bu kitapların toplatılamayacağını, insanlar tarafından okunabileceğini söylemişti. Böyle bir karar vardı. Tabii o zamanki konjüktürle de ilgili bir durumdu. Çözüm süreci gibi bir süreç yaşanıyordu. Onun dışında bütün kararlar hep olumsuzdu. Fakat Türkiye kademe kademe bunu yükseltti. Sonra yavaş yavaş AHİM kararlarının da tanımayacak bir noktaya doğru geldi. Ve aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bir bütün olarak Avrupa sistemi diyelim de buna çanak sundu. Mesela Mazlum az önce bahsetti. 2004'teki AHİM kararı çok önemliydi. Sayın Hoca'nın ana yargılamasına ilişkin karardı. Yani 99'daki İmralı'da yapılan yargılamanın devamıydı. 2014'teki. Hayır, 2003-2004'ten bahsediyoruz. Hayır, ilk İmralı yargılamasından sonra biz AHİM'e gittik. Hayır, o zaman Anayasa Mahkemesi de yoktu Türkiye'de henüz. Bireysel başvuru yapılamıyordu. İlk davanın ilk AHİM kararıydı o. 2004'te de Büyük Daire onaylamıştı ve demişti ki siz Öcalan'ı adil yargılanmadınız, yeniden yargılayın. Yeniden yargılama için biz de başvuru yaptık o dönem. Türkiye önce ne yapacağını şaşırdı. Bir süre sessiz kaldı, mahkeme cevap vermedi. Fakat sonra Avrupa ile uzlaşıp çok açık bir şekilde dosyayı açıp kapattılar kağıt üstünden. Yani yeniden yargılama yapmaları lazımdı, duruşma yapmaları lazımdı. Bunların hiçbirini yapmadılar. Dosyayı açıp kapattılar ve dediler ki biz yeniden yargılama yapsak da Öcalan'a yine aynı cezayı vereceğiz. O yüzden yeniden yargılama yapma gerek yoktur AHİM'in kararına rağmen. Ve biz bunu tekrar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne taşıdık. Tekrar AHİM'e taşıdık ve ne yazık ki kabul ettiler Türkiye'nin bu uygulamasını. Onlar da göz yumdular. O ilk işaretti. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını takmayacağının ilk işaretiydi. Ondan sonra 2014'e geldik. İşte az önce yine konuştuğumuz ağırlaştırılmış müebbet hapis meselesi. AHİM çok net bir şekilde dedi ki bu işkence sayılır. Sen bir insana bu cezayı verirsen bu işkence yasağının ihlalidir. Bunu düzeltmen lazım. Kendi yasandan çıkarman lazım. İnfazını değiştirmen lazım. Yine bunun uygulanmasına kim sorumlu? Bakanlar Komitesi sorumlu. Bizim muhatabımız onlardı. Biz onlarla yüz yüze görüşmeler de yaptık. 3 kere başvuru da yaptık bu kararın uygulanması için. İlgili sözleşmenin 9. maddesinin 1. fıkrası olduğu için 9'a 1 başvurusu deniyor buna. Biz 3 kere yaptık bunu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi her seferinde geçiştirdi bunu. Türkiye'ye sordu bizim başvurularımız üzerine. Sen ağırlaşmış müebbet hapis cezası konusunda ne yapmayı düşünüyorsun? AHİM'in kararı var. Fakat Türkiye hep oyaladı. 2014'ten bugüne kadar. Eylem planı sunmasını istedi Bakanlar Komitesi. Türkiye önce bekledi, zamana yaydı, sonra bir eylem planı sundu fakat onun gereğini yerine getirmedi. Sonuç olarak bir süre önce Türkiye'de sivil toplum örgütleri de bu konuda bir başvuru yaptılar. Evet. Ve bir şekilde Bakanlar Komitesi'nin gündemine girdi. Fakat Sayın Öcalan'a 2004'te ve 2014'te yapılan bu muamele, yani Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları kararlarını takmaması, önemsememesi bir eşik oldu. Türkiye bir eşiği de aşmış oldu. Ondan sonra bugün geldiğimiz noktada mesela çeşitli tartışmaları görüyoruz. Mesela Osman Kavala kararı, Selahattin Demirtaş kararı uygulanmıyor. Ve insanlar buna da şaşırıyorlar. Diyorlar Türkiye nasıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymaz? Oysa bu yeni bir şey değil. Var, 2004'ten beri Türkiye uygulamıyor. Evet. Ve AHİM'de göz yumuyor ne yazık. Sayın Öcalan meselesi de cız olduğu için kimse o konuda pek konuşmak istemiyor herhalde. Ama sonra burada dönüp dolaşıp herkese bumerang gibi çarpıyor. Tam buradan Bakanlar Komitesi'nden devam edelim istiyorum. AYM'in aldığı karar, Öcalan davası kararı 2014'te Bakanlar Komitesi'nin gündemine geldi. Doğrusu onu da sivil toplum kurumlarından duyduk ama öğrendik ki sizin de aslında benzer başvurularınız var. Bu gündeme alınma meselesi tam olarak nedir ve nasıl gündeme alındı? Yani Türkiye'nin bu kararı görmezden gelmesi mi etkili oldu yoksa hukuk üzerinden, sivil toplum üzerinden kurulan baskıların mı etkisi oldu? Nedir gerçekten bu?
Bakanlar Komitesi'nin konuyu gündemine alması. Aslında olması gereken, hatta çok daha öncesinden olması gereken bir durumdu yani gündemine alması. Yani 2014 kararı oldu. Yani 7 yıldan fazla bir süre üzerinden geçtiği göz önüne alındığında. Ama söz konusu Sayın Öcalan olduğu için birçok siyasi arka planı var tabii ki. Yani gündeme alınmamasının temelinde. Ama bu yönü, yani temel hak ve özgürlüklere dair bir konuda bile bu kadar diyelim ki siyasi sahiplerle hareket edip görmemezlikten gelmenin de bir sınırı vardır ve bu Avrupa açısından Avrupa siyasi sahipler. Yani bunun da o açıdan ve kamuoyu açısından da bir baskı, bizim başvurularımız da hep söz konusu oluyordu. Ancak kamuoyunun gündemine girmesi, artık Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün talep ediliyor olması da bununla etkili olduğunu düşünüyorum. Gündemine alma meselesi şöyle, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının denetlenmesinden sorumlu. Yani bu kararların uygulanmasından birebir sorumluluğu olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'dir. Bu 3 ayda bir toplantı alıp ve öncesinden de gündemleri belirliyorlar. Önceki toplantıda sonraki toplantının gündemleri belirliyorlar. Ve birçok hak ihlali söz konusu oluyor. Yani o hak ihlallerinin yerine getirilip, gereğinin yerine getirilip getirilmediğini denetliyorlar. Tabii bu tür dediğimiz gibi yasadan kaynaklı genel bir konu olunca daha özel ilgilenmeleri gerekiyor. Devlet çünkü yasadan kaynaklı bir ihlal söz konusu. O açıdan daha özel ilgilenmesi gerekirken bunu yapmadılar. Özellikle zamana yaydılar. Ancak o az önce de bahsettiğim nedenlerle belki de artık kamuoyu baskısı da oluşunca başvuruların da belki etkisiyle gündemine aldı. Yani açıkladı 30 Kasım daki toplantıya gündemine aldığına dair bir basın metni çıktı zaten. Bu başvurudan sonra bu hem bizim başvurularımız hem diğer Türkiye'deki insan hakları örgütlerinin başvurusundan sonra Türkiye'ye şunu yapması gerekiyor. Aslında genel ve özel eylem planlarını sunması gerekiyor. Yani bu hak ihlali konusunda ne yapacağına dair hem genel bir sorun olduğu için genele dair ve özgün olarak da Sayın Öcalan'ın hak ihlalinin aşılması noktasında bir eylem planı vermesi gerekirken yani aslında bir cevap verdi ama bu cevabını da çarpıtarak verdi. Daha yalamak için vahim bir karar aldı. Türkiye bunu uygulamadı. Başvurular üzerinde bu Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'ne geldi. Şimdi Bakanlar Komitesi gündemini alırken de aslında Türkiye'ye bir şekliyle yükümlülüklerini hatırlatma yönünde bazı adımlar atacak, öyle mi? Doğrudur. Aslında hiçbir başvuru olmaksızın bunu yapması gerekiyor. Yani hiçbir, çünkü kendi kararını uygulamaktan sorumlu. Yani eğer Avrupa Konseyi zaten temel iddiası şuysa bu kurumların da üye ülkelerde insan hakları ve demokrasiyi geliştirme noktasında kendi sözleşmelerinin uygulanması, bir standartın yakalanması noktasında bir iddia varsa bu kararların da uygulatması gerekiyor. Yani kendi aldığı kararın havada kalması, uygulamaması kendi saygınlıklarını da zedeler aslında. Böylesi bakmak gerekiyor. Aslında politik olarak bunun anlamı da budur. Ancak dediğimiz gibi belki farklı siyasi sahiplerle söz konusu Kürtler olunca ya da Sayın Öcalan olunca daha farklı yaklaşımlar geliştirilebiliyor. Bunun da bir sınırı vardır. Bu şu anda bir şey var yani 2003'te başvuruyorsunuz. 2014'e kadar bir süreç zaten korkunç bir hak ihlali. Aynen. 2014'ten sonra 7 senelik bir süreç korkunç bir yani insan doğrusu bu tablo içerisinde düşünce herhalde uluslararası komplonun hukusal boyutu da orada sürmüş diye de düşünmeden edemiyor. Doğrudur. Yani bir taraftan sanki bir umut doğuyor ya Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu işe el attı iyi ama diğer taraftan da aslında kendilerinin suç ortağı olduğu bir hukuksal siyasal süreç var. Aynen o şekilde yani söz konusu Kürtler olduğunda bu yaklaşımları yani hani klasik sistem içerisinde sarf edilen geç gelen adalet adalet değildir yaklaşımında ifade edilebilecek bir şey. Yani aslında insanların son dönemde özellikle bu Cizre sadece Sayın Öcalan boyutuyla değil artık bir bütün Kürt halkının uğradığı bariz hak ihlalleri, en temel hak olan yaşam hakkı ihlaline karşı yaklaşımlarında da deşifre oldu aslında bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun diğer uluslararası kuruluşların aslında
söz konusu kendi ilkeleriyle insan hakları sözleşmelerini esas almadıkları, daha çok bir siyasi sahiplerle hareket ettiklerini ortaya koyuyor zaten bu. Ondan kaynaklı bu kuruluşların söz konusu dediğimiz gibi Kürtler olunca ya da Sayın Öcalan olunca bu kadar zamana yayan, gereğini yerine getirmeyen yaklaşımı az önce sizin de ifade ettiğiniz bu suç ortaklıklarını da ortaya koymaktadır. Yani çok açık bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Öbür türlü yani alınan bir kararı dahi uygulanmamasından yani kendisi bir sorun görmüyor. Yani dediğimiz gibi o adil yargılanmama kararı. Ancak bunda artık yeterince bu sessizlik, yani özellikle Sayın Öcalan'ın artık özgürlüğü yani hukuksal zeminde de yani bir gerekliliktir. Bunu artık bu kurumlar bu konuda adım atmaları aynı zamanda bir şekliyle o uluslararası komplonun öz eleştirel sürecinde yaşamalarını beraberinde getirir. Aynen, öyle mi şekilde düşünmek lazım? Yani öyle düşünmek hukuk gerekiyor. Hukuk boyutu üzerinden en azından öyle düşünmek gerekiyor. Çünkü o dönem hukuk boyutuyla tüm Avrupa ülkeleri de kendi hukukunu aynı zamanda çiğnedi yani. Yüz binlerce Kürt'e iltica hakkı tanıyan Avrupa ülkeleri Sayın Öcalan Avrupa'ya adımını attığında ve ateşkes koşullarında yani Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümü, demokratik çözümü için böylesi bir çaba içerisine girdiğinde tüm kapıları kapatan, istenmeyen adam olarak ilan eden diplomatik anlamda bu Avrupa ülkeleri ve hukuklarını da çiğneyerek hukuksuz bir şekilde kaçırılmasını da rol oynayan Avrupa ülkeleri de bu hukuksuzluğa artık kendileri açısından yani böylesi bir bunu bir fırsat olarak görmesi gerekiyor. Kürtlere karşı bir fırsat olarak görmesi gerekiyor ve bu hukuksuzluğa son vermesi gerekiyor diye düşünüyoruz biz de. Yani Sayın Öcalan o dönem Avrupa'ya geldiğinde bunu yapmaya çalıştı. Aslında aradan geçen bu 23 yıl Sayın Öcalan'ın bu sorunun demokratik, onurlu bir barışla sonuçlanması noktasındaki iradesinin, yani bu iradesinin ne kadar güçlü olduğunu bu pratiği de ortaya koyuyor. Ve bunun karşısında ise şunu da, bu uluslararası komplocu güçlerin yürüttüğü, Orta Doğu'da yürüttüğü politikanın da artık kendilerini dahi vurdu. Yani Orta Doğu'yu zaten bir savaş bataklığına çevirdiler. Halkların diyelim ki en temel yaşam hakkını bile ortada kaldıran, sürgünlere zorlayan, tüm işte köle pazarlarında satılmasına yol açan bu politikalarının noktasında kendi paylarını görüp bu noktada artık bu politikada çok daha fazla ısrarcı olmadan, çünkü artık bu politika kendilerini de vurmaya başladı. Yani bir de bu açıdan bakmak gerekiyor. Avrupa'nın niye böylesi bir adım atması gerekliliği üzerinden bunu da değerlendirmek gerekiyor. Yani Orta Doğu'yu sen bir yandan savaş alanına çevireceksin. Her türlü diyelim ki hak orada ihlal edilecek. Sen görmezden geleceksin. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edilecek. Ama bunun Avrupa'ya da bir şekilde yansıması oluyor. Yani bu Orta Doğu'da harlandırılan işte terörizm Avrupa'da yansımasının olduğunu son dönemde çok açık bir şekilde gördük. Yine mülteci boyutuyla da bir faturasının, Avrupa'ya bir faturasının çıkabileceğini gördük. Bu açıdan tüm Avrupa'nın da, yani bu Avrupa ülkelerinin de bu politikalarında aslında bu hatayı görüp, kendi sürdürdükleri bu yanlış politikada hatalarını görüp Sayın Öcalan'ın geliştirdiği paradigma noktasında bir çözümün olduğu aşikar. Yani bu Rojava bunun en belirgin örneği. Çünkü Rojava pratiği dışında baktığımızda Orta Doğu'da bu hegemon güçlerin hiçbirinin bir çözüm politikası söz konusu değil. Bu mevcut kaostan çıkabilecek hiçbir projeleri söz konusu değil. Yani bir sadece Sayın Öcalan'ın halklar lehine, tüm halkların farklılıkları içerisinde demokratik bir şekilde bir arada onurlu bir barış içerisinde yaşayabileceği bir sistem önermesi mevcut değil. Ondan kaynaklı bir an önce yani Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması sadece Kürt halkının özgürlüğü açısından değil, aynı şekilde Orta Doğu barışı açısından ve dünyanın
barışı açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani aslında anlaşılan şu, Bakanlar Komitesi düzeyinde giden iş sadece hukuksal bir süreç değil, aynı zamanda siyasal bir süreçtir de denebilir. Buradan geçelim, eğer bir siyasal süreçse Sayın Bilmez, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Aralık ayında ne görüşecek, gündeme almakla birlikte nasıl bir tablo? Yani tabii olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Çünkü kurumların talepleri var, başvurucuların. Sizin Asrın Hukuk Bürosu olarak başvurularda evet, talepleriniz var. Ama doğrusu Bakanlar Komitesi ne yapar, ne yapabilir ya da konuyla ilgili neler bekliyor en azından bu işin taraflarını? Bu işin prosedürü şöyle. Şimdi gündemini aldığı için Türkiye'den soracak, bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz diye. Türkiye'nin bir eylem planı sunması gerekiyor. Bir cevap vermesi gerekiyor. Bu konuda bir değişiklik yapacak mı, yapmayacak mı? Ne yapmayı düşünüyor? Bunu Bakanlar Komitesi'ne sunacak o toplantıya kadar ve Bakanlar Komitesi eğer bir cevap alabilirse Türkiye'den onu değerlendirecek. Eğer olumlu bir cevapsa ona göre bir tavır alacak. Olumsuzsa... Yanlış anlamadıysam düzeltin. Aralık ayına kadar Türkiye'den yani normalde, soracak ve Aralık ayına kadar Türkiye'den bir yanıt gelmesini bekleyecek. Normalde öyle, evet. Normali ama bu. Biz şunu biliyoruz, kendi yaptığımız başvurular, bu 9'a 1'e göre yaptığımız başvurularda Türkiye 3 kere başvuru yapmıştık. Bir eylem planı sunmuştu zamanında fakat bunun gereğini yerine getirmemişti. Bakanlar Komitesi bu konuda bir yaptırım uygulamamıştı. Şimdi Bakanlar Komitesi ne yapabilir? O zaman ilk kez Bakanlar Komitesi'ne gelmiyor bu mesele. Evet, biz 9'a 1 başvurusu yaptığımız için zaten gelmişti yani gündemlerine ve Türkiye'ye sormuşlardı. Fakat şimdi Türkiye'deki sivil toplum örgütleri ve içinde çok kıymetli sivil toplum örgütleri var. Bu çok önemlidir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Özgür İş Hukukçular Derneği, CİST adlı bir dernek. Bunlar bu meselenin artık sadece Sayın Öcalan'la ilgili olmadığını, yüzlerce tutsağı ilgilendirdiğini gördüler ve harekete geçtiler. Sayın Öcalan'a uygulanan hukuksuzlukların onunla sınırlı kalmadığının da bir ispatıdır aslında bu. Bu yüzden bu kurumların yaptığı başvuru gerçekten değerlidir. Bu meselenin artık büyüdüğünü gösteriyor. Sadece ağırlaşmış müebbet hapis meselesi üzerinden söylüyorum bunu. Ve Bakanlar Komitesi de bunu artık görmezden gelebilecek bir durumda değil. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin bu noktaya gelmiş olması bile, Bakanlar Komitesi'nin gündemine bu şekilde gelmiş olması bile Türkiye için insan hakları liginde küme düşmesi anlamına geliyor. Fakat Türkiye bunu umursuyor mu? Türkiye'deki hükümet ne yazık ki son yıllardaki pratiği de bunu umursamadığını görüyoruz. Türkiye ancak bir yaptırım tehdidi altında kaldığı zaman harekete geçebiliyor, değişiklik yapabiliyor. Fakat bunda az önceki konuşmalarımızda da belirttiğim gibi Avrupa sisteminin, Avrupa Konseyi'nin diyelim, kendisinin de bir rolü var. Yani Türkiye'yi yani tırnak içinde teşvik etti. Biraz elini güçlendirdi geçmişteki tavrıyla. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçmişteki az önce bahsettiğim kararlarının uygulanmaması yönünden, hem işte AİHM'in mesela tecihte ilişkin yaptığımız bir başvuru var şu anda. Neredeyse 10 yıldır bir karar verilmiyor. Bu kararın verilmemesi gibi örnekler üzerinden Türkiye'yi cesaretlendiriyor ve Türkiye'de buradan aldığı cesaretle ne yazık ki böyle yaklaşıyor. Yani hep beraber göreceğiz. Bakanlar Komitesi nasıl bir tavır alacak? Türkiye ilişkin nasıl bir karar açıklayacak göreceğiz. Büyük ihtimalle mesele yine zamana yayılmaya çalışılacak. Türkiye'nin tavrı bu. Eğer siyasalsa aslında bu konunun yaşama geçmesi için de bir şekliyle siyasal baskıyı arttırabilecek yaklaşımların benimsenmesi de önemli değil mi? Çünkü sadece hukuksal açıdan bakamıyor önemli bu mesele. Bir kere şunu unutmamamız gerekiyor. Sonuçta programın başında da konuşmuştuk. Bu uluslararası komplonun içinde yer alan ülkeler arasında Avrupalı devletler de var. Evet. Mazlum az önce bahsetti yani. Sayın Öcalan'a bütün kapılar kapatıldı. İstenmeyen adam insan ilan edildi. Hiçbir hak tanınmadı. İtalya'da, Yunanistan'da mesela iltica başvurusu vardı. Bunlar işlemek olmadı. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin de zaten rolü var. Hem bu komploda hem de şu anda devam ettirilen tecrit sistemi içerisinde rolleri var. Bunu her zaman hesaba katmamız gerekiyor. Fakat dediğim gibi Türkiye'yi teşvik de ettiler tutumlarıyla. Mesela zamanında müdahale etmiş olsalardı, diyelim ki 2014'ten kısa bir süre sonra Türkiye'ye bu konuda adım at deselerdi, Türkiye belki o zaman bir şeyler yapabilirdi.
O zaman Türkiye'nin üzerinde bir söz söyleme güçleri ya da söyleyecekleri sözün bir etkisi olabilirdi. Fakat geldiğimiz noktada Türkiye artık bu konuda tırnak içinde bir bağışıklık kazanmış gibi davranıyor. Artık AİHM kararlarına karşı da çok rahat bir şekilde meydan okuyabiliyor. Bazı şeyleri göze alabiliyor. Bunun çeşitli siyasal sebepleri de var tabii. Yani Türkiye'deki siyasi liderlik mesela Avrupa'yı çok kolay bir şekilde mülteci kartı üzerinden tehdit edebiliyor. Kapıları açarım diye tehdit edebiliyor ve bu Avrupa siyaseti üzerinde etkili oluyor ne yazık ki. Avrupa siyaseti, Avrupa bir karar alırsa, ciddi anlamda uygulamaya niyetlenirse Türkiye gerçekten bu kadar pervasızca karşı çıkabilir mi? Yani zamanında alsaydı çıkamazdı fakat bugün geldiğimiz noktada da ben gözden gelemeyeceğini düşünmüyorum. Yani mutlaka Türkiye görmezden gelmez, gereğini yapmaya çalışır. Yani Türkiye'nin tavrı 22 yıldır biz görüyoruz. Hep zamana yaymaya çalışıyor. Bütün kararlarda hep böyle zamana yayıyor. Ama ona fırsat da veriliyor aslında. İşte veriliyor. Söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani. Fakat söylediğiniz gibi bir karar verirse Türkiye çok fazla seçeneği yok artık. Yani bir şeyler yapması gerekecek muhtemelen. Avrupa'nın ciddi olması esasen Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak temel etkenlerden biri gibi görünüyor öyle diyelim. Ama tabii bu konuda Avrupa ne kadar samimi olacak doğrusu bugünden yarına da bir şey aslında bu Avrupa'nın değil. Da az önce de konuşuldu. Onun da menfaatine yani bugün ortadaki kaosun temelinde Kürt meselesinin çözümsüzlüğü yatıyor. Peki. Oradaki savaş yatıyor. Tam da çözümsüzlüğü dediniz, oradaki savaş dediniz. Bu işin çözüm siyasetini de doğrusu konuşmak istiyorum. Birincisi biraz iç gündemler üzerinden belki başlayalım ama tabii Orta Doğu'daki siyaset açısından önemli de çözüm gücünü de program içinde kısmen söylediniz ama ona dönük yine eksik kalan bölümler varsa tamamlayabilirsiniz. Doğrusu bu Türkiye'deki iç siyaset bağlamında son 1-2 aydır tartışılanları, özellikle muhalefet cephesinde tartışılanları düşündüğümüzde eğer bir çözüm endeksli siyaset üretilecekse, mecliste olsun, bilmem partiler babında olsun, farklı farklı alanlarda olsun görüşmeler, etkileşimler olacak ama tüm bu siyasetin İmralı'dan bağımsız olması mümkün mü? Ya da gerçekten böylesi bir tablo içerisinde Sayın Abdullah Öcalan'ı nereye oturtmaları lazım ya da nasıl değerlendirmeleri lazım? En azından işin siyasal boyutuyla belki hukusal boyutuyla da adımlar atarak tabii. Aslında çözüm noktasında eğer samimi bir yaklaşım olursa yani bu kadar bir karmaşıklık da ortada yok aslında. Yıllar içerisinde oluşmuş bir tecrübe de söz konusu ve bir muhataplık da söz konusu. Ve bu muhataplığı devlet de kabul etmiş durumda. Geçmişteki pratikler bunu gösteriyor. Özellikle 2009'da 2011 sürecinde Oslo süreci olarak tanımlanan süreçte Sayın Öcalan'la bir yandan görüşülmesi, bir yandan Oslo'da devlet heyetiyle örgüt temsilcileriyle görüşmelerin yapılması, yine 2013-15 sürecinde direkt Sayın Öcalan muhatap alınarak görüşmelerin gerçekleşmesi, diğer yandan işte devlet heyeti ve İmralı HDP heyeti görüşmeleri dahil olması süreçleri ve Sayın Öcalan'ın tüm bu süreçler içerisinde aslında sadece İmralı döneminden değil ta 93'ten başlayarak geliştirdiği çözüm perspektifleri, savunmalar, yol haritaları, protokoller hatta takip Dolmabahçe mutabakatı aşamasına gelmiş bir hafıza söz konusu. Aslında bu hafızayı dillendirmek yeterli aslında bu tür sorunlara. Yani aslında çok kafa karışıklığına gerek yok. Ve şu boyutu var bu sorunun yani bir HDP noktasında tabii ki demokratik siyasetin muhatabıdır. Yani ve bu sorun çözülecekse meclis zemininde de çözülmesi gerekiyor. Çünkü aynı zamanda anayasal, yasal sorundur. Yani programın başında da ifade ettik. Kürtlerin bugün yasalarda ismi yok. Yani bir bütünen bu kadar inkar edilen, yok sayılan bir durum söz konusu. Ve yasayı yapan, anayasayı yapan zemin meclis zemini olduğu için bu diğer boyutuyla farklı tartışılır. Meclisin demokratik bir şekilde oluşması ya da diyelim ki anayasal yasal süreçlerin daha katılımcı demokratik nasıl olacağı, zemin nasıl olacağı konusu ayrı bir tartışma. Ama meclis sonuçta bu iradeyi ortaya koyacak olan, çözülecek yer meclistir. Yani bu noktada bu tartışmasız bir boyut. Ama diğer yandan sorunu, özellikle sadece 100 yıllık bir sorunu 40 yılda ifade edeceksiniz. Yani bu savaş
dönemiyle ifade edeceksiniz. Ama bu 40 yıllık yani bu şu anlama geliyor. Yani bu ifade ederken aslında savaş sorununu da işaret ediyor. Savaş sorunu işaret ediliyorsa bu noktada muhatap tabii ki Sayın Öcalan'la devlettir. Aslında siyasi partiler değildir. Sayın Öcalan 2013-15 sürecindeki çözümlemeleri, yani o dönemki devlet heyetiyle, İmralı heyetiyle olan görüşleri kitaplaştırıldı. Orada buna dair çok net ortaya koyuyor. Yani HDP tabii ki demokratik siyaset anlamında, gelişmesi anlamında temel bir aktördür. Rolünü oynaması gerekiyor. Mecliste yasal ve anayasal değişikliklerin yapılması konusundaki tartışmalar o dönemde çok sık yapıldı. Hatta bazı ufak da olsa adımlar atıldı yani. Diyelim ki işte izleme kurullarının oluşturulması akıl noktasında, akıl insanlar komisyonunun oluşturulması noktasında, ama devamı gelmedi bir boyutu. Ama eğer savaş problemi varsa bunun da muhatabı ortadadır ve halkın yıllar içerisinde büyük işaret ettiği bir muhataplık söz konusu. Sonuçta 3 milyonun aşkın imza toplandı. Sayın Öcalan siyasi irademdir kampanyasıyla, daha sonradan yine 10 milyonu aşkın imza toplantı Avrupa Konseyi'ne teslim edildi. Yani ve tüm bunları devlet de zaten bu muhataplığı artık görmezden gelmeyip kabul etti. Yani bu böylesi bir yola girdi. Sonuçta mutabakat aşamasına gelmiş bir durum söz konusu. O açıdan savaş problemini ortadan kaldıracak olan tabii ki o noktadaki muhataplık devlet ile Sayın Öcalan arasında olacaktır yani. Bu 2013-15'te çok tartışıldı ve netleştirildi yani. Siyasi iktidardan bağımsız yani. Siyasi iktidarın CHP olacağı ya da farklı bir parti olacağı, AKP olacağı meselesi değil. Bu sorun bu boyutuyla devletle Sayın Öcalan'ın çözebileceği bir mevzu. 13-15 sürecinde hatırlıyorum HDP'lilere de, o dönemin eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'a da hep bu sorulurdu. Yani sanki bir şekliyle Kürt hareketini ya da Sayın Öcalan'ı dışlayarak bir çözüm süreci üretme. Hep derdi yani, ya ben 100.000 kez de çağrı yapsam silahları susturun desem bu işi yapabilecek tek kişi var. Yani bu bariz çıplak şeyi aslında bugün Türkiye'de siyaset yapan herkes biliyor. Yani CHP de biliyor, İYİ Parti de biliyor, Saadet Partisi, yani muhalefet cephesi açısından hatta AKP ve MHP de biliyor yani. Şimdi bu kadar bariz bir politika üzerinden bir gerçeklik ortadayken mesela bu konuda siyaset üretenlerin bunu görmeden adım atması kalıcı bir sonucu beraberinde getirebilir mi? Ya da gerçekten çözmeye mi niyetli değiller ya da o konuyla ilgili samimi mi değiller? Yani kuşkusuz yani bu çözüme hizmet etmeyecektir. Yani hani niyet sorgulamasına girmeyebiliriz bu aşamada ama dediğimiz gibi sonuçta Sayın Öcalan'la görüşülmüş, Sayın Öcalan bu konu üzerine derinlikli tarihsel geçmiş üzerinde sorunu analiz eden ve bu temelde çok geniş kapsamlı çözüm projeleri sundu ve bunun protokole bağlandı. Artık Dolmabahçe'de mutabakata bağlandığı bir noktadan tekrardan tartışmayı geriye yürütmek, muhataplık kimdir, kimlerle konuşulacağı tartışmasına girmek bu çözüme hizmet eden bir yaklaşım olmayacaktır kuşkusuz. Peki. Tam buradan sizinle devam edelim Sayın Bilmez. Aslında belki en önemli olgulardan biri 28 Şubat. O zaman da aslında 28 Şubat'ta Dolmabahçe mutabakatıyla aslında meclisin önüne bir yol haritası konulmuştu. Ben öyle okudum o zaman. Evet. 10 maddelik bir yol haritası meclisin önüne konuldu. Sorunun çözümü için bu haritayı yaşama geçir dendi. Şimdi bugün yeniden iş meclis üzerinden tartışılacaksa, bir o mutabakat üzerinden, Dolmabahçe mutabakatı üzerinden başlayabilecek bir irade var mı? İki, eğer gerçekten bu söz konusu değilse Sayın Öcalan'ın bir şekliyle çözüm gücünü dışlamak mümkün mü? Mümkün ise kimin işine yarar? Evet, birbiriyle bağlantılı sordum ama evet, siz toparlarsanız sevinirim. Aslında Sayın Öcalan'ın ne kadar önemli ve değerli bir
aktör olduğunu az önce de söylemeye çalışmıştım Kürt meselesinin çözümü konusunda. Çünkü hem 99'dan önceki söylemiyle ve pratiğiyle bunu ortaya koydu, hem de İmralı'ya getirdikten sonraki söylemi ve pratiğiyle bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani ta 93 yılına kadar götürebiliriz bunu. 93'teki barış çağrıları, barış arayışları, işte Özal döneminden bahsediyorum. O zaman da tabii barış karşıtı güçler vardı. Bunun arkasında uluslararası güçler de var. Gladyocu dediğimiz güçler de var. Sayın Öcalan da öyle ifade ediyor. Onlar da boş durmuyorlardı. Onlar da karşı ataklarda bulunuyorlardı hep. Sayın Öcalan'ın adımlarına karşı hep onlar da bir şekilde olumsuz cevap veriyorlardı. İşte Sayın Öcalan'ın o barış çağrısından sonraki süreçte mesela Turgut Özal, o dönemki Cumhurbaşkanı, şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti. Ondan sonra Erbakan döneminde yine Sayın Öcalan'ın çabaları oldu, çeşitli diyaloglar oldu. Yine bir süre sonra o da akamete uğratıldı. Sayın Öcalan'ın bir ateşkes girişimi oluyor 96'da. Ona mesela yine uluslararası güçlerin devreye girmesiyle, o dönem işte meşhur Doğan Güreş'in İngiltere'den işte yeşil ışık aldık demesinden sonra işte Şam'da bir suikast girişimde bulunması Sayın Öcalan'a karşı. Yani hep Sayın Öcalan çabaladı. Çözüm için elinden ne geldiyse ortaya koydu. Ama çözüm karşıtları da hiç boş durmadılar. Hep böyle bir diyalektik işledi. Dediğim gibi 99'dan sonra da aynı şey devam etti. Bu komployla amaçlanan şey belki de Kürt meselesini daha da derinleştirmekti. Bir yıllarca sürecek Türk-Kürt savaşı daha böyle toplumları birbirine iyice düşman edecek bir savaş beklentisi vardı. Fakat Sayın Öcalan duruşuyla, söylemiyle bütün bu hesapları boşa çıkardı. Ondan sonraki İmralı sürecinde de yargılamalarda, yaptığı savunmalarda da hep bu temelde çabaları söz konusu oldu. Hep barış odaklıydı. Hep çözüm odaklıydı. Yani Türkiye'yi yöneten hükümet de, bürokrasi de, devlet de Sayın Öcalan'ın ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor. Niyetini çok iyi biliyor. Ne kadar samimi olduğunu da çok iyi biliyorlar. Ve gücünü de çok iyi biliyorlar. Yani sadece Türkiye'deki Kürtler üzerinde değil. Başur'da, Bakur'da, Rojava'da ve Orta Doğu'nun diğer halkları üzerinde de bir etkisi olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve dediğim gibi daha da önemlisi ne yapmaya çalıştığını da çok iyi biliyorlar. Yani söylediklerinin arkasında başka bir şey yok. İmralı'da yaşıyor olmasının arkasında yatan tek motivasyon, Sayın Öcalan'ın o tecrit koşullarında, o zor koşullarda, o işkence koşullarında tek motivasyon Kürt meselesini demokratik barışçıl yollardan çözmek. Bu meseleyi halletmek. Yoksa orada yaşamak ölmekten daha zor. Bunu da çok sık dile getiriyoruz. Bu yüzden devlet biliyor. Yani aktör tartışması yapmaya gerek yok. Zamanı geldiğinde kiminle konuşulması gerektiği çok iyi biliniyor. Bu çok nettir. CHP'nin böyle bir söyleminin olması da bazı açılardan önemlidir. Ama zamanı geldiğinde yeniden bir irade ortaya çıkarsa, eğer barış için bir irade çıkarsa, zaten önemli olan budur. Yani aktör tartışmasından ziyade Türkiye'de, devlette ya da hükümette samimi bir çözüm iradesi var mıdır, yok mudur? Önce buna bakmak gerekiyor. Şu anda bunu söylemek mümkün mü? Değil. Ne yazık ki değil. Yani aslında Sayın Hocam 93 yılından beri, yani 93 yılında da Birant'la röportajında bile şunu söylüyor, yani aslında karşısında bir siyasi irade söz konusu değil. O dönemden beri barış elini uzatmış durumda. Karşısında bu iradeyi gösterebilecek bir muhataplık söz konusu. Muhataplığın aslında bu boyutunu işte tartışmak gerekiyor. 28 Şubat 2015'e kadar epeyce yol da alındı. Yani bazı kısmı kapalı, bazı kısmı açık, kamuoyuna da yansıdı ama sonuçta alınan yol Dolmabahçe'de 10 maddelik bir mutabakatla kamuoyuna açıklandı. Biz Sayın Öcalan'la görüşme fırsatı... Tek taraflı değil, iki taraflı. Yani devleti de bağlayan bir mutabakat aslında öz itibariyle. Erdoğan'ın reddetmiş olması bir şeyi değiştirmiyor. Sayın Öcalan'la görüşme fırsatı yakaladığımız için avukat olarak zamanında şunu çok net görebiliyorduk. Sayın Öcalan'ın tek yoğunlaşması bu yani. Kürt meselesi nasıl çözülür? Onun kadar bu meseleye yoğunlaşan başka bir insan belki yoktur. Sürekli bu konuda düşünüyor, fikir üretiyor, proje üretiyor. Ve o sizin söylediğiniz gibi kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde de ondan sonra işte kamuoyuna deklare edilerek yapılan çözüm süreci denen süreçte de Sayın Öcalan'ın yoğunlaşması hep bunaydı ve somut proje üreten tek isim de Sayın Öcalan'dır. Yani ne yapılması gerektiğini, bu derin işte yüzyıllardır var olan meselenin nasıl çözüleceğine dair somut proje üreten de sadece kendisidir.
Çünkü bu gerçekten köklü bir sorun. Bir sürü boyutu var. Kültürel boyutu var, psikolojik boyutu var, ekonomik boyutu var, dilsel boyutu var, işte savaş boyutu var, çözümün nasıl olacağı boyutu var, toplumun hazırlanması meselesi var. Bunun birçok boyutu var ve Sayın Hocam bunların hepsini hesaba katıyor, hepsini düşünüyor ve onların somutlaşmış bir halde sizin söylediğiniz bu Dolmabahçe mutabakatındaki maddeler de aslında. Evet. Her boyut tek tek tarif edilmişti, yapılması gerekenler, her konuda ne yapılması gerekiyorsa Sayın Hocam tarafından yazılmıştı. Ve o da bir sürecin sonucunda varılan ilkelerdi. Dolayısıyla artık o aslında çok önemli bir fotoğraftı. İlk defa Kürtler adına bir taraf ve devlet adına bir taraf bir araya gelip bir resim vermişti kamuoyuna. Bu çok önemliydi ve oraya gelinceye kadarki olan süreçte de şunu görmüştük. Türkiye toplumu aslında çözüm istemiyor değil, çözüm istiyor yani. Masaya oturmak kıyameti koparmıyor, koparmamıştı. Mesela Sayın Öcalan yıllarca Türkiye kamuoyuna tırnak içerisinde öcü olarak lanse edilmişti, öyle sunulmuştu. İşte tırnak içinde katil deniyordu, bir sürü şey söyleniyordu. Fakat Sayın Öcalan'ın Nevroz'daki barış mesajı milyonların huzurunda canlı yayında okundu ve o dönemki televizyonların hepsi, ana akım medyanın hepsi canlı olarak verdi ve kıyamet de kopmadı Türkiye'de. Türkiye kamuoyu bunu olumlu karşıladı. Çünkü bu meselenin halledilmesi gerektiğini onlar da biliyorlardı. Fakat daha sonra hükümet siyasi olarak irade göstermedi ve bunun arkasında durmadı. Bunun birçok sebebi var, tartışılabilir. İşte seçim hesabı denilebilir, başka şeyler söylenebilir. Ama Sayın Öcalan inmek inmek örerek o noktaya kadar getirmişti. Yani çözüm için her şey hazırdı. Fakat karşıda samimi bir irade, bir muhatap yoktu. Mesele belki buydu. Özetle şunu demek gerekir. Onun ilmek ilmek örerek getirdiği noktadan daha geri bir noktadan başlarsa çözüm de aslında üretilmez, üretmiyorum demektir. Sen öyle hocam, mi algılamak lazım bilmiyorum. Yani. O yüzden şunu söylüyor. Son avukat görüşmesinde bile yani 2019'da olan görüşmede bir de ben hazırım demişti çözüme ve bu çok kısa sürede halledilecek mesele diyordu. Niye söylüyorum bunu? Çünkü zaten 23 yıldır buna yoğunlaşıyor. Her şeyi hazırlamış. Projeleri var, yapılması gerekenler çok belli. Çok iddialı bir açıklamaydı o. Bir evet. Hafta 10 günlük süre içerisinde her şeyi... Çünkü her şey yıllardır tasarlanmıştı. Yani. Kudreti sahibiz diyoruz. Peki. Sorunuzun kalan kısmına da cevap vereyim. Yarım kaldı. Yani bu Sayın Hocalan'ın çözümden dışlanması kimin işine gelir? Tabii ki bu çözümsüzlükten beslenenlerin işine gelir. Yani hem uluslararası anlamda komploda da rol almış güçler, hem de Türkiye'deki demokrasi düşmanlarının, barış istemeyenlerin işine gelir. Çünkü çözümsüzlük bunların işine geliyor. Yani çözüm olursa mesela Türkiye'deki ırkçı partiler bu kadar oy devşiremeyecekler belki. Bunun birçok sebebi var. O zaman aynı zamanda çözüm isteyenlerin de sesini yükseltmesi lazım. Aynen. Yani bu realiteyi ortaya koyması lazım. Yoksa tüm yükü İmralı'ya ya da işte savaş boyutuyla da gerileye yığarak bu işin üstesinden gelmek mümkün değil. Peki çok teşekkürler Sayın Mazlum Dinç ve Sayın İbrahim Bilmez, her ikinize de emek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sağ biz olun, teşekkür varın. Ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Medya Haber'de gündemin sonuna geldik. İki konuğumuzla Asrın Hukuk Bürosu avukatlarıyla 23. yılı geride bırakan Sayın Abdullah Öcalan'a dönük uluslararası komployu ve ağırlıkla da işin hukuksal boyutunu ve son bölümümüzde de biraz da işin çözümüne odaklanarak siyasal ve hukuksal süreci iç içe konuştuk. Tekrar buluşmak dileğiyle çok sağ olun, görüşmek üzere, sağ olun.